Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır onlara bir bakalım. Nisan ayında yapılması gereken sayımla ilgili olarak Başbakan Zoran Zaev sayımla ilgili olarak metodolojisi ve gereken süreçle ilgili tam detaylı açıklamasını yapmış oldu özellikle yapılması gereken sayım, Birleşmiş Milletler ve Afrostat önerilerine göre yapılması gerektiğini tekrarlamıştı. Elektronik sayımı da buna dahil olmasıyla birlikte mevcut olan veri tabanların çaprazca olarak kullanılmasıyla birlikte elde edilecek olan sonuçlar hem sosyete hem ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Ondan dolayı sayım Basit bir sayım olmayacaktır. Birleşmiş Milletler'in ve Avrostat'a uygun olarak bir sayımın yapılması öngörülmektedir. Arnavutluk'ta bulunmuş olan ülkemizin büyük elçisi tam oradaki siyasi faktörleriyle bir araya gelmişti. Tiran'da bulunmuş olan ülke büyük elçimiz Danço Markovski, oradaki Avrupa Bütünleşme Makedon Aliyansı Parti milletvekili Vasil Steriov ile bir araya gelmişti. İki komşu ülke şimdiye kadar dostluk konusunda en iyi örneklerinden bir tanesi sergilemektedir. Öte yandan Nisa Arnavutluk'ta yaşayan Makedon topluluğu ile ilgili olarak ancak iki ülkenin arasındaki ilişki güçlendirecek olan bir sebep söz konusu olmaktadır. Büyükelçi özellikle birçok konu arasında mevcut olan eğitim ve geri kalan süreçleri de masaya tırmıştır ve oradaki Arnavutların parlamentosunda milletvekili olarak katılan Vassis Telovye gereken konuşmalarını yapmış olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasındaki anlaşmazlığa dolayı ve buna bakan Amerika Birleşik Devletleri eski büyükelçisinin gözleri mevcut olan durumu tam olumsuz bir şekilde değerlendirmektedir. Eski Sofya ABD büyükelçisi James Perdue, Ohri Çerçeve Anlaşması'nın kurucularından bir tanesi olup mevcut olan BNR radyosu için yapmış olduğu açıklaması ile ilgili olarak bazı haberler paylaşılmaktadır. Üsküp ile Sofya sorunu kendileri Washington olarak büyük bir hayal kırıklığına ara görmekteler. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Elektrik sorunları dolayısıyla son yaşanmış olaylar ve buna bağlı olarak ileride bu olayların tekrarlanmaması için Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka MEPSO yöneticilerini bir araya getirmiş olduğu, özellikle mevkidaşı Dr. Ekuran Duka yapmış olduğu konuşmasına tamamen ilişkin olarak MEPSO'dan ileride yapılması gerekenler ve bu planlarla ilgili olarak MEPSO Genel Müdürü Kuştim Ramadani'den gereken sözünü almıştı. Kuştim Ramadani'ye göre ileride bu olaylar tekrarlanmaması için elinden geleni yapacağına dair olarak açıklamasını yapmış oldu. Bilindiği gibi ocağın önünde yaşanmış olan olaydan dolayı bölgemiz birkaç saat tamamen elektriksiz kalmıştı. O olay tamamen bütün boyutları aşmıştı ve şikayetle her taraftan gelmişti. Bu olayların tekrarlanmaması için Devre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka harekete geçmiştir. Yoğun yağışlar dolayısıyla Aşako Sovrasti köyünde son sadece taşların düşmesiyle birlikte değil, sel basmasıyla da yaşanmış olan olaylarını geride bıraktı. Konuyla ilgili olarak Makedonya Pat Devre Şubesi özellikle binasının etrafındaki sel basılmasıyla birlikte buradaki özellikle ekipmanlara büyük bir zarar vermişti. Mevcut olan Makedonya Pat Devre yöneticisi Değer Limanovski'ye göre Makedonya Pat binasının etrafında basılmış olan sel, buradaki özellikle çevresi ve ekipmanlara büyük zarar vermişti. Son yağışlar özellikle bölgemizi olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Öte yandan ise Devre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka gereken yardımda bulunmasıyla birlikte mevcut olan durum çözülmüştür. Standart kamu şirketi Su konusunda sorumlu olan Arbarışa Klenya'ya göre mevcut olan su tamamen içmek için temiz olduğuna dair olarak bir haber paylaşılmaktadır. O şekilde standart kamu şirketi birkaç haftadan sonra vatandaşlara ve debre debre bölgesinde olan yurttaşlarına gereken içme suyunu temiz olarak ulaştırmaktadır. Öte yandan ise bazı olaylardan dolayı özellikle içme su sıkıntısı yaşanmıştır. Fakat son olarak yapılmış olan analiz analizlerine göre devre ve devre bölgesindeki yurttaşlarına içme konusunda temiz su ulaştırılır. İçme suyu konusunda Kale Kamu şirketi tarafından da gereken cevaplar gelmişti. Birkaç haberden sonra bu sefer olumlu bir haber gelmektedir. İçme suyu bu belediyede ister Rosok ister luch ister su tesisatında artık yurttaşlarına temiz bir şekilde ulaştırılmaktadır. Eta Mislamovski'ye göre yapılmış bütün analizler ancak bu şekilde devam edecektir. Çünkü mevcut olan çalışmalar ve etkinlikler klorlama konusunda yasalara uygun olarak yapıldığını ve yeni bir elemanın takılmasıyla birlikte özellikle bu konuda iyi bir sonuç elde edilmiştir. Bilindiği gibi Kale Kamu Şirketi bu konuda vatandaşların özellikle içme suyu konusunda ulaştırmada özen göstermektedir. Fakat dış faktörler bazen buna müsaade etmiyorlar kültür açısından Debre Kütüphanesi ne kadar büyük bir önem taşıdığını herkes tarafından bilinir. Özellikle lise öğrencilerinin birçok roman ve kitapları bu kütüphaneden temin edilmektedir. Kütüphane pazartesi ile cumartesi günleri arasında 8 ile 16 saatleri arasında bir mesaileri söz konusu olmaktadır. Covid-19 salgına bağlı olarak buradaki etkinlikler sıralı olarak gerçekleştirilmektedir. Ata kitap konusu ve kitap fonu konusunda Devre Kültür Merkezi tarafından devamlı elinden geleni yapılmaktadır. Yeni kitapların da sipariş etmesiyle birlikte bunun en iyi bir şekilde gösterilmektedir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.